Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile TTT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki dördüncü testin çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda sayfa numarası 124 ve 125'i işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. ABCD karesi şeklindeki ön yüzü pembe, arka yüzü turuncu. Böyle bir katlama yapılmış. Katlamada ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop, eski haline geri açıyorduk. Sonra üst üste binen kenarlar eşit, üstte binen açılar eşit. Şu kenarlar eşit, şu eşit. Şu kenarla şu kenar eşit. Üst üste bina açılarının da eşitliğini şöyle gösterdim. Ve burası 90. Burası da 90 değil mi? Üst üste bina açılardan dolayı evet. Sonra FCD açısını 10 vermiş. Hocam burası 10'sa. Ve bu arada kare bu. Kare olmasını kullanmadan sonuca ulaşır mıyız? Tabii ki hayır. E, buraya çift çizgi dedik ya. Hocam burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi. E ne çıktı? İkiz kenar çıktı. Bak tamamı 90. Ne kaldı buraya? 80. İkiz kenardan dolayı 80 ise 80 yaptı burası da. E sonra Buraya ne kaldı? 80 80 160 buraya 20 kaldı. Gerçi buradan sonrasında şu boynuzdan götürebilirim. Çünkü benden şuradaki açı isteniyor. Şu üçünün toplamı 170'e eşit oluyor deyip sonuca ulaşabilirim. Ya da devam edelim 20 ise bunun tamamı kaç yapacak? 90 yapacağından buraya 70 kaldı. 35 35 yaptı bunlar. 35 90 ise buraya 55 kalır. E burası da 55. 55 55 110 ise buraya da ne kalır o zaman? 70 derece kalır. Yani birinci soru Edremit oldu. Geldik 2'ye. Aşağıda özdeş 2 kare. Yani karenin bir kenarı kaç? 13. 13'leri şöyle bir yazalım istersen. Sonra 8 5 verilmiş. BCF doğrusal demiş. O zaman şu BCF'nin doğrusallığından dolayı burası 90'sa burası da 90'dır. 5 13 yani 5 12 13'ten 12'yi yazdık buraya. Şimdi diyor ki H noktasının AB'ye doğrusu olan uzaklığı. Haşın AB'ye olan uzaklığı. Ama doğru olan uzaklığı diyor. Arkadaşlar AB doğrusu aslında bu değil mi? Evet. Aşın buna olan uzaklığı. Hop şuradaki uzaklıktan bahsediyor yani bize. Bu uzaklık x olsun diyor. Tamam burası x. G noktasının AB'ye olan uzaklığı. G noktasının AB'ye olan uzaklığı da hop. Şu değil mi arkadaşlar? Evet şekil karışık gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Şu. Burası da y'miş. Bunların toplamı nedir diye soruyor arkadaşlar bize. E arkadaşım ben bir şeyler yapacağım şimdi burada. Ne yaparım? Şurada bir 90 derece var ya. Alfa beta ya da alalım alfa beta beta 90 alfa. E arkadaş şurada zaten bir yamuk çıktı bak şurada bir yamuk. Dikdörtgen oluşturmak lazım. Şuradan dikdörtgen oluştursak alfa 90 90'sa bak beta oldu. Ve iki üçgen ne oldu? Şu üçgen ile şu üçgen birbirinin benzer Hatta 90'ın karşısındakiler 13 ise bunlar eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı burada da 5'tir. Beta'nın karşısı 12 ise beta'nın karşısı burada da 12'dir. E tamam 8 ise buraya ne kaldı? 4 kaldı. Hmm. Hocam şurada da bir dikdörtgen var. E, dikdörtgen de şu karenin kenarı 13 ya. E, hocam burası da 13. E, burası da 13. X dediğimiz kaç oldu? 18 oldu. 13 artı 5'ten. Şimdi şu uzunluğu bulacağım. E, bu uzunluğu bulmak için de şu beta 90 var burada. E, şurada dikdörtgen atamasak olur. Ya da şurada bir yamuk yapsak yine. Yine olur. Hiç fark etmez. İstediğin şekilde yapabilirsin. Ama sanki dışarıdan yapmak daha hoş geldi bana en azından şekil karışmayacak. Şuradan yine bir dikdörtgen oluştursam beta 90 alfa alfa 90 beta. E bu üçgenle sarı üçgen yine eş oldu. Değil mi? E o zaman 90'ın karşısındakiler aynı olduğundan dolayı. Alfanın karşısı 5 alfanın karşısı 5. Burası da 12 oldu. Ve şu uzunluk şu uzunluğa eşit değil mi? Yani burası da y verilmişti. O zaman burası 18 kaç yaptı? 30 yaptı. Y'yi de 30 bulduk arkadaşlar. Şurası 30 olduğundan dolayı. E, y de 30 oldu. Bu ikisinin toplamı isteniyor bizden. Cevap da 48 olur. Yani ikinci soru denizde oldu. Geldik 3'e. Kare sorusu 15 derece var. Mantıklı olan köşegeni çiz. Hangisi mantıklı? Bu mu? Yok ya olmaz. Tabii ki bu. Hop çizdik. E köşegen çizince 45'leri de unutmayalım. 45 burası da 45 hatta burası da 45 burası da 45. Bak şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Ve dik üçgenin açısı ne oldu arkadaşım? 45 ile 15'e yana geldi. Burası 60. 60-90 ise bak burası 30. Hocam 30'un karşı 5 kök ise 90'ın karşı 10 kök çıkar. 10 kök ise ikiz kenar dik üçgenden bunlar da 10 10 olur. Zaten bizden 10 isteniyor. Yani 3. soru akçay oldu. Geldik 4'e. Şekilde duvara sabitlenmiş kare şeklindeki resim tablosu bulunmaktadır. Bir süre sonra C noktasındaki çiviler hariç bak A D, A, D B çivileri sökülmüş. C noktasındaki çivi aynen kalmış yani burası sabit kalmış. Ee, zaten burası soluk gösteriliyor bak hop buraya gelmiş tamam sonra B noktası zemine temas ederek şekildeki gibi olmuştur. A üstü noktasının yeri olan uzaklığı 30 santimetre. Hocam şurası 30 santimetre. Hadi bakalım şunu yazalım. Sonra D üstü noktasının yeri olan uzaklığı 40 santimetre. E bunu da yazalım. E hocam burada güzel bir şey çıktı. 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta dersek. Hocam şu üçgen ile bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta bu bir kare değil miydi arkadaşım? Evet. Yani eş o zaman. Çünkü kare şeklindeki bir tabloydu. Şu yukarıdaki de. Burası da aynı. Dönmüş hali. E o zaman bunlar eşse beta'nın karşısı 30'sa beta'nın karşısı 30. Alfa'nın karşısı 40'sa alfa'nın karşısı 40. 30, 40, 50. 3, 4, 5'in 10 katından dolayı paronun bir kenarını tablonun bir kenarını 50 bulduk. Buna göre C noktasının yerden yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaş C noktasının hop şu uzunluk isteniyor. Bak köşegen uzunluğu değil lütfen. Bunun tam köşegen olduğunu bilmiyoruz. Belki buraya gelecek, değil mi? Şuradaki dik uzaklık isteniyor. E bu kafamı karıştıracak. Bunun zemini olan uzaklığı derken şunu şöyle uzatsak aslında şuradaki uzaklık istenmiyor mu bizden? Şuradan dik çizdiğimizde. Evet. E o zaman burada da aynı hamleyi yaptım. Ne oldu o zaman? 90 burası. Alfa 90'sa beta, beta 90'sa alfa. E burası 50. Hocam şu üçgenle de yine sarı üçgen eş oldu. 90'ın karşısındakiler aynı olduğundan. O zaman alfa'nın karşısı, beta'nın karşısı 30 ise beta'nın karşısı 30, burası da kaç yaptı? 40. E uzunluk ne yaptı o zaman? 70 yaptı. Yani cevap C -han oldu. Geldik 5'e. Şekilde alanı 256 santimetre kare olan ön 256. Neyin karesi 256? 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256. Şurası 16 16 16 mı? Evet. Kağıt böyle kesilmiş böyle. Sonra ne yapılmış arkadaşlar? Ön yüzü mavi arka yüzü de sarı ya. Birisi ters çevrilip şöyle koymuş. E hocam burası 16'ya 16 olduğunu biliyorum. Burada 16'ya 16 olduğunu biliyorum. Şart ne peki? BD köşegeni boyunca kesildi. Elde edilen üçgenlerden bir tanesi ters çevriliyor. ve dik üçgenin dik köşesi diğer üçgenin hipotenüsün orta noktasına geliyormuş. Şu orta noktasına geldi. Hocam ben bu orta noktadayım. Kenar ortaya çizersem burasının yükseklik olması lazım. E, bu bir ikiz kenar dik üçgendi. 45-45-90 üçgeni. E, o zaman burada da bir 45-45-90 üçgen çıktı. 16 ise 16 bölü kök 2. Ee, 16 bölü kök 2. Kök 2'ye çarparsam 16 kök 2 bölü 2'den 8 kök çıkar. Evet burası 8 kök 2. Burası da 8 kök 2. Burası da 8 kök oldu mu? Oldu. Devam edelim. Buna göre üçgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki mesafe en fazla kaç santimetre olur diye soruluyor. Vay en fazla. Niye acaba en fazla? Bak 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 soruya bak şimdi. Arkadaş ince bir soru. Ağırlık merkezi burası mı? Burası. Tamam. Sen buradan da bir kenar ortay çizsen böyle. Buradaki ağırlık merkezi de burası mı? Evet burası. Hatta burası da 8 kök gibi. Çünkü x kenarda çizilen kenar ortay yükseklik. Burası da 8 kök gibi. Evet. Şimdi ben şunu biliyorum. Hocam 8 kök gibi 3 olduğunu biliyorum buraya. Şöyle desem a2a desem. Buraya da a2a değil mi? Toplamda 3 ağrım. Ben ne olduğunu biliyorum. Sadece 8 kök 3 olduğunu biliyorum. Şimdi ağırlık merkezler arasındaki mesafenin en uzak olmasını istiyorum. Hocam bu böyle bu böyle. İki nokta var burada. Ve ben burada ağırlık merkezleri arasındaki mesafenin en uzak olmasını istiyorsam. Ve burada da şartım burada köşeyse. Buradan bir kenar ortaya çizdim. Buradan da kenar ortaya çizdim. Yani şöyle bir şey var aslında. Şu üç tane nokta geçişi var. Şöyle nokta böyle nokta böyle nokta. Şu aradaki mesafenin en fazla olmasını istiyorum. En fazla olması için bu üç noktanın doğrusal olması lazım arkadaşlar. Niye? Doğrusal olmazsa bir nokta burada bir nokta burada bir nokta burada olursa arasındaki mesafe bu olur. E hocam atıyorum burası, ee, burası a, burası zaten 2a, değil mi? Şöyle aya 2a burada uzunluk. Hocam o zaman bak şurası a, burası 2a, üçgen eşitsizliğinden burası ne olmak zorunda arkadaşlar? X 3a'dan küçük olmak zorunda. Tam böyle doğrusal olursa bu iki nokta arasındaki uzaklık 3a mı oluyor? Evet, normalde üçgen olmazsa burası 3a'dan küçük olacak. Ama üçgen olmazsa yani doğrusal olursa buradaki nokta şu nokta bu nokta ve bu nokta doğrusal olursa bu aradaki mesafe en çok değeri alır. Zaten benden bu isteniliyor. Ağırlık merkezleri arasındaki mesafe en fazla şu üç nokta doğrusal olursa olur. O da mesafe ne yapıyor? 3A yapıyor. E bizden 3A isteniliyor. 3A zaten kaç? 8 kök 3. Yani cevabımız 8 kök 3 olur. İnce bir soru arkadaşlar. 8 kök 2 pardon özür dilerim şuraya yanlış yazmışım. 8 kök 2. Cevap 8 kök olacaktır. Yani cevap denizli. Gerçekten mükemmel bir soru arkadaşlar. Bakın açı kenarı bile işin içine katan güzel bir soru. Yani kare sorusunda dik üçgeni de işin içine katmışım. Açı kenarı da işin içine katmışım. ÖSYM de aynen bunu sevmiyor mu? Seviyor. E o zaman çok fazla konuşmaya gerek yok. Evet cevap denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. ABC'de kare verilmiş. 7 verilmiş. Şurası kök 2 verilmiş. Ve x verilmiş 289'da karenin alanı verilmiş. 17'nin karesi 289 yani buraları 17 yaptı? Evet. E şimdi ben buradaki zikzak böyle 90'ı nasıl kullanacağım? Böyle 90'lar geldiği zaman ya alfa beta benzerliğe de alacağım ama üçgen yok. Ya da böyle dikdörtgen oluşturarak dik üçgen oluşturma yapmıyor muyduk arkadaşlar? Evet e özellikle merdiven şekli hatırla. Şöyle bir merdiven şekliyle karşılaştığımız zaman dikdörtgen yapıyorduk. E o zaman burada da bir dikdörtgen yapalım. O dikdörtgende şöyle yapacak olursak. Kök 2 ise kök 2 burası. 7 ise 7 burası. E burası da 90. E başka ne yapacağız hocam? Kök 2 var. 7 artı x var. A dur. Ya da kareden gidelim. Karede hiçbir şey yapamıyorsak sıkıştıysak. Köşegen çizmek son çare olabilir. Şu köşegeni çizecek olursam ben ne geliyor? 17 17 ise burası 17 kök değil mi? Evet. E artık burada bir pisagor. 17 kök karesi yani 289'un karesi. Ya da şey yapalım. Hocam bu 17 kök 2 bu da kök 2. Burası kök 2'nin bir katı. Pardon 17 katı. Burası kök 2'nin bir katı. E o zaman bu dik kenarda ne olacak? Kısa yola yapıyorum. X artı 7 de eşittir kök 2'nin karesi eksi karesi. Hipotenüs olduğu için çıkartacağım. 289 eksi 1. Yani kök 288 yapıyor. Şu ikisini çarparsan 576 yapıyor. Kök 576 da nedir? 24'ün 24 değil midir? Evet. O zaman x saat 7 24 eşitse x de böylelikle 17 çıkar. Yani cevap akçay oldu. Güzel bir soruydu. Evet 6. soruyu akçay bulduk. Geldik 7. soruya. Arkadaşlar karede şunlar dik kesmişse bak alfabete yapmam gerekiyor büyük ihtimalle. Hocam bunları mı çizeceğim? Yok bunları çizince güzel bir durum oluşmuyor. O zaman 90 varsa alfabeta ama dik üçgen yok. Ama genelde de eş üçgen yapıyorduk. Karenin bir kenarını kullanıyorduk. E o yüzden ben burada şu 9 8 daha 17'ye ait şöyle bir dik üçgen oluşturacaksam karenin bir kenarına ait bak şuradaki yamukta dik çizdim. Öbüründe de şuna ait bir dik çizebilirim ve bunlar ne olur? Eş üçgen olur. Zaten ben bunu da ispatında yapmıştım. Böyle karede köşegenler dik kesirse şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Yani 17 ise 17 olacak. 12 kaldı 9 12 15'ten gidebiliriz. Ama ben şimdi ispat yöntemiyle yapıyorum. Hocam buradan da dik çizdim. Şuraya bir A diyeyim. Vallahi alfabetalara dalarsam alfa beta be, e, sonra şunlar ee, başka ne var burada? Alfa beta 90. E, şunlar birbirine paralel çizmiştik böyle. Zemine paralel. O zaman burası da 90. Alfa beta burası da ters açıdan beta. Burası da beta'ya alfa yaptı o zaman. Alfa 90'sa burası da beta yaptı. Yani senin şuradaki üçgeninle şuradaki üçgenin benzer. Hatta şu karenin bir kenarı dikkat et. Bu da karenin bir kenarı eş üçgen oldu. Beta'nın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. E o zaman burada 90'ın A artı ise burada da 90'ın karşısına bakacak olursan 9 artı 8 17 A e, artı 5 17'ye eşit arkadaşım. O zaman A'yı da kaç buluruz? 12 olarak buluruz. A 12 ise Pisagor. 9 12 15 üçgeninden cevabı 15 olarak buluruz. Yani 7. soru. E dremit oldu. Geldik 8'e. Evet. GCF'yi 6 vermiş alan olarak. BC uzunluğunu da 8 vermiş. Alan BG nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi 8 ya burası. Hocam bunlar da 4 4 diye parçalanmış. Peki. Buradaki alan çıkıyor arkadaşlar. 4 kere 8 32 bölü 2'den 16 yapıyor. Oo. 16 yapıyor burası. Bak 4 çarpı 8 bölü 2 32 bölü 2'den 16. Hocam bu alan 16 ise buraya ne kaldı o zaman? 10 kaldı. Sonra ne yapalım? Hocam şuradaki üçgenin alanına bakabilir miyiz? Bak bizim tanıdık bir üçgen burası. Bu tanıdık üçgen karenin alanın yarısı değil mi? Evet. Karenin alanı kaç? 64. Karenin alanı 64'ün yarısı da 32 yapar. E hocam burası 32 yapacağına göre bu, e, buraya x diyecek olursam x artı 10 eşittir 32 ise x'i de böylelikle 22 olarak buluruz. Yani cevap balık kesir oldu. Bunu daha uzun yoldan da yapabilirdik. İşte buraya a derdik buraya b derdik. Bu dörtte biri bu da yarısı deyip oradaki hikayeden yapabilirdik ama sayı belli olduğu için alanı yazınca direkt daha net bir şekilde daha kolay bir şekilde çıktı. Belki de sen uzun yoldan yaptın. Kısa yolu var mı diye merak edip geldin. İyi ki gelmişim. Bak işte kısa yolda bu oldu. Şu alan tüm alanın yarısı. Paraya kenardaki bu bilgileri unutmuyoruz değil mi? 8. soru Balıkesir geldik 9'a. Ya bu alan B kare ise bir kenar B. Burası bir kenar 3A. 9 karenin kare kütü. Burası da B. Burası da ne? 3A. Tamam. Şunlar BB. Bunlar 3A, 3A. Bunlar yukarıda karenin köşeleri bu alanlara sahipmiş. Tamam. Geriye kalan şeklin çevresi 12A artı 8 miymiş? Ha ben bunları çıkartmışım. Geriye kalan şeklin çevresi. Geriye kalan şeklin çevresi nedir arkadaşlar? Maviyle göstereyim. Bak Şurası değil midir arkadaşım? Aynen hocam burası. işte buradaki çevreyi vermiş bize. E hocam ben buranın 3A. Buranın 3A olduğunu biliyorum. Şuranın B. Buranın B olduğunu biliyorum. Buranın da 3A. Buranın da 3A olduğunu biliyorum. Sonra buranın da B. Buranın da B olduğunu biliyorum. Şimdi bu bir kare. Kare kare kare. 3A artı B. Şuraya bir X dersem. Hocam 3A artı B artı X oldu. 3A artı B artı X olacağından burası da X. 3 artı b artı x olacağından burası da x. 3 artı b artı x olacağından burası da x oldu. E o zaman çevresine bak şimdi mavi şeklin çevresine. Hocam 1, 2, 3, 4 tane x var. 4x artı. Sonra a'lara bakalım. Hocam 3, 6, 9, 12 tane a var. Artı b'lere bakalım. 1, 2, 3, 4 tane de b var. İşte bu 12 a artı 8 b eşitmiş. 12 a artı 8b'ye eşitmiş. A, 12 a'lar gitti. Hocam buradan 4x eşittir 4b geldi ve x'i de b mi bulduk? Evet. x dediğimiz b çıktı arkadaşlar. Mavi boyalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Yani şunlardan hangisidir? E tamam bulacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Büyüğün alanından şu alanları tek tek çıkartacağız. Ya da buradaki dikdörtgenleri böyle dikdörtgenler oluşturup dikdörtgenlerin alanlarını tek tek hesaplayacağız. A bence büyüğün alanından. Şimdi x'i ne bulduk? B bulduk ya. Hocam burası 3a artı 2b yaptı. Yani 3a artı 2b'nin alanından Neyi çıkartacağım? 9a kare 9a kare 18a kareyi çıkartacağım. Bir de 2b kareyi çıkartacağım. Yani bu ne yapıyor o zaman? Hocam burası 9a kare birincili karesi. Artı birincili ikinci çarpın iki katı 12ab. Artı ikincili karesi 4b kare. Eksi 18a kare. Eksi 2b kare isteniliyor bizden. Şurası ne yaptı o zaman arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak. Eksi 9a kare. Değil mi? artı 2b kare. Hatta 2b kareyi buraya yazayım. Sonra eksi 9a kareyi de buraya yazayım. Eksi 9a kare. Sonra a'ları b'leri hallettik. ab var bir de burada. Hocam bir de 12ab var. Artı 12ab. O zaman şunu düzenleyelim. Hocam 2b kare var. Artı 12ab var. Eksi 9a kare var. Çıklar da böyle yok. Çarpanlar ayıracağız. 2b'ye b. 9'da 3a'ya a. 3a şeklinde olursa. 2 kere 3 6 6 olmadı arkadaşlar. Sonra burada e, çarpanlara ayrılıyor mu bu ya? 2 bye B. 3A'ya 3A olmadı ya. 3 a 3A. 6, 9 yapıyor. E, o zaman buraya 9A'ya A dersem burası 2. Çarpan çarpımlarının toplamları burayı da vermiyor. O zaman cevap bu. Yapacak bir şey yok. Şıklarda da varmış gerçi. Evet şıklarda da şu arkadaşlar. Eksi 9'a kare artı 12 ab artı 2b kare şeklinde bulduk. Ben bir an şu şıkları görünce şuradaki şıkları görünce Çarpanlara ayrılıyor zannettim ama yok. Çarpanlara ayrılmıyor arkadaşlar. 9. soru Denizli yaptı ve geldik 10. soruya. Şekil 1'de verilen ön yüzünün alanı 400 santimetre kare olan kare. Ön yüzeyi 400 ise o zaman 20 yapıyor. Kare ok yönünde ortadan 2'ye katlandığında. Ortadan 2'ye katlanıyor. 10-10 katlandı. Elde edilen kağıt bir daha ortadan 2'ye katlanmış. Şöyle 10-10 şeklinde olacak 20 olduğundan. Yani 10-10'luk bir karem elde ettim. Evet. Şekil karenin köşesinden bir kare kesilip atılıyor. Bak şu kareyi kesip attım. Bunu kesip attım. Sonra kalan kağıt açıldığında oluşan şeklin ön yüzünün alanı 256. Bu atıldı ya yani benim elimde şurası kaldı. Dikkat et burası kaldı. Bu alan 256'ymiş. Buna göre atılan parçalardan birinin ön yüzünün alanı nedir diye soruluyor. Şimdi ben bu kağıdı attım ya. Bu kağıdı da açarak attım. İşte açıldığında buradaki bir tanesinin ön yüzünün alanı soruluyor. Şimdi bu kağıdı açalım. Hocam geriye doğru açtım şunu. Geriye doğru açınca çünkü en son böyle katlanmıştı. Hocam bunun simetriği buraya geldi. Hop şuraya geldi. Dolu kısım burası. Burada da atılan kısım değil mi burası? Evet. Aa, atılan kısım sanki iki kağıt oldu burada. Şimdi de ilk başta böyle katlanmıştı. Bu katlamayı böyle açayım. Hocam katlamayı böyle açınca bak ne geldi karşıma. Şimdi ben bu katlamayı böyle açtım. Simetriği de böyle olacak. Yani bunun simetriği burası oldu. Bunun simetriği burası oldu. O zaman burada dolu kısımlar yani şu buna bu da buna eşit oldu mu? Oldu. Şimdi dolu olan kısım neresi arkadaşlar? Şurası dolu olan kısım. E ben şimdi tüm karenin alanından şu 4 tane A kareyi çıkartmışım. Yani tüm karenin alanı kaç arkadaşlar? 400'den 4 tane A kareyi çıkartmışım. Bu da neye eşit olmuş? 256'ya eşit olmuş. O zaman 4 a kare eşittir 144 yapar. A kare de buradan kaç yapar arkadaşlar? A kare de buradan 36 yapar. Evet, bir tanesinin alanı 36. Yalnız dikkat et. Buna göre atılan parçalardan birinin ön yüzünün alanı nedir diye soruluyor. Cevap 36 mı? Değil. Ben şimdi bu kağıdı atı e, attım ya. Attığımı da açtığım zaman iki tane kağıt yani toplamda ben bu kesimi yaptıktan sonra 4 3 tane kağıt elde ettim. Hocam bir tane bak bunlar böyle açıldığı zaman yan yana oldu bunlar yan yana olduğu için ne oldu bu kağıt bir bütün. Bu kağıt da bir bütün. E şurası da bir bütün. H harfi H bizim yani H diyor buna. Evet H harfi de var elimizde. Yani toplamda 1 2 3 tane kağıt oldu. Ama bana atılan parçalardan birinin ön yüzünün alanı soruluyor. E burası 36 ya burası da 36. Toplam 72 yaptı. Hatta burası 36 burası 36. Bir tanesi 72 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Yani cevap böylelikle ne çıkıyor? Şöyle işaretleyelim. Ceyhan çıkıyor. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Kaç kağıt parçası olduğu da sorulur. Şu parçalarla ilgili değişik şeyler de sorulur. Çıkan şekil ne oluşuyor o sorulur. Mesela H harfi çıkıyor burada. Şu soruları attığımız zaman bununla ilgili çok değişik sorular gelebilir. Ve bu da o sorulardan biri. Evet onun soruyu Ceyhan bulduk ve böylelikle bu testi de bitirdik. Dördüncü testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda karenin son testi. 5. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.